Evet. Selamlar. Hoş geldiniz hepiniz. Burada olan biri var mı bilmiyorum ama varsa da hoş geldiniz diyelim. Bir ufak ayarlamalara bakacağım. İyi, 18 diyor burada. Ha, dur. Gecikmesi kaç saniye? 5. 10 saniye falan bir gecikmemiz var. Yayındaki bakalım uzun bir süre sonra Dark Orbit yapıyoruz. Nasıl bir şey olacak bilmiyorum açıkçası. Şu telefondan da bir kontrol. Aleykümselam Noan. Hoş geldin. Çok uzun zaman oldu. Herhangi bir reaksiyon yapmayalı. Dark Orbit'le alakalı yani en azından. Bakalım bugün nasıl bir ortam vesaire olacak. Onu hep birlikte göreceğiz. Noan şey misin sen, bu musun? Baksana rankım şey, ne rankı? Rütben falan gitmiş hep. Ne kalmışım, tek acemi 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 kalmışım. Bu arada galaksi kapısını buraya almışlar. Sevkiyatı buraya almışlar. Ben ilk defa gördüm bunu. Sensin, tamam. Ben bunu ilk defa gördüm açıkçası şu anda. Şu sevkiyat bir şeyi. Bugün de sevkiyat günüymüş. Bende var mı? Ne var? Normal izin var. Neyse bakarız. Şu daveti bir kabul edelim. Prestige diyorum ki şurada bu haritada şu şey görevini yapak. Sibo, boss Sibo falan bulduğumuzu kesek işte. Hem öyle takılalım. Onun dışında da öyle takılalım. Birazcık açıkçası oyunun şu anki halini merak ettiğim için de girdim. Oğuzhan, aleykümselam, hoş geldin. Çok uzun zaman oldu. İstiyorsan ayrı ayrı takılalım. Birimiz boss Sibo bulsun, birimiz Sibo bulsun. Ben bir de şu günlük görevleri alayım. Prestij. Aynen öyle yapalım. Oğuzhan, Discord'da var mıydın ya? Discord'un genel chatine bir yazsana. Şu görevleri alayım. Niye alıyorum bilmiyorum ama. Ya buradaki görevleri alayım. Hatta almıyorum bile. Bir tek Simon görevi aldım. Onu da arada bir keserim diye aldım. Evet. Sen ne ara nasıl ban yedin lan? Seni kim banladı oğlum? Discord adın neydi? Aa, ben mayına bastım herhalde. Banını bir 300'den saçma sapan banlar yedim. Tamam dur. Açayım. Adın neydi ki senin Discord'da? Sonucu ayarları diyelim. Davetler, üyeler. Ya dur, yasaklardan. Dante olması lazım. Dante. Dante diye bir şey yok oğlum. Emin misin? Şey olmadığına. Bir iç denize şikayetleniyordu. Zamanında. Vallahi bilmiyorum. Bir daha dene istersen. Onun dışında da oğlum yasaklılarda gözükmüyorsun. Banlılarda daha doğrusu. Bak bakıyorum yasaklara. Aragaz'ı var. Banlı. Berkcan Anestezi var. Silinmiş hesaplar var. Haruna var. Icardi Komando var. Başka da öyle yok. Banlı çok bir kişi yoktu zaten. Yok, giremiyorum. Allah Allah. Bilmiyorum vallahi. Ney, adın Dante'ydi. Bilmiyorum. Günlük görev tamamlandı mı? Şey mi? Şu mu? Bonu yok. Nereydi ora? He, bu arada böyle bir şey gelmiş. Mil
mağazası diye bir şey gelmiş. Tüh, bu sunucuya giremiyorsun yazıyor. Allah Allah. Bilemedim. Niye öyle yazdığını şu anda bilemedim. Bu arada kamera çok mu yukarıda ya? Bir tık aşağı indirsem ne olur? Bir tık ama. Çok bir fark olmadı ama olsun. Böyle olsun. Bilmiyorum sen niye sunucuya giremiyorsun ama yani baktım herhangi bir şey de gözükmüyor. Sebebini bilemedim. Anlayamadım yani açıkçası. Olsun. Bu mil mağazası muhabbeti ne? Sırf parayla bir şeyler alalım diye mi gelmiş bir şey yoksa oyuna bir özellik katıyor mu? Bileniniz var mı? Ben uzun bir süreden sonra bugün girdim oyuna. Ay olmuş mudur bilmiyorum ama çok uzun zaman oldu. Çok uzun zaman sonra da yayın açtık. Yani Dark Orbit yayını açtık. Açıkçası para, değil mi? Mesela şunu al. Falan filan. Oyunda gelişme var. Botlar azaldı. Evet onu biliyorum. Botların azaldığını, çoğu insanın ban yediğini vesaire gördüm. Hani duydum. Oyunda çok insan azalmış ama öyle bir şey var. Ha sezon bileti gelmiş. Günlük görevi ben buradan mı aldım acaba az önce? Bot değil. Oyuncu azaldı. İşte bu şeyi hatırlıyorum ben. Nedir o? O da doğru. Tren botu mu ne gelmişti oyuna? Öyle hatırlıyorum. Böyle millet peş peşe gidiyordu. Sonra ondan dolayı bayağı bir sıkıntı çektiydi insanlar hani falan. Onlar banlandı. İki kez. Şu an kaç aktif oyuncusu var mesela? Bakacağım. Neydi? DoStats mıydı? Aynen DoStats'tan bir bakalım. Hatta size de göstereyim. Online players diyelim. İlk banlamadan sonra kullanmaya devam edenler kalıcıydı. Vay. TR5'te 770 kişi var. TR3'te 600 var. Yani Türk sunucuları bir MX'te bayağı bir kişi var. Ondan sonra Türk sunucuları zaten hesapları kapandı direkt. Vay anasını ya. Valla tam işte dediğim gibi bilmiyorum bu ban dalgasını vesaire. Ama görmüştüm. Ban muhabbetlerini görmüştüm. Ondan sonra ben oyuna yeni girdiğimde şunu kapatalım. Bu galaksi kapısı ve bunu buraya aldıklarını gördüm. Bu da yani bilmiyorum mantıklı mı oldu, mantıksız mı oldu ama fena olmamış yani en azından oyunun arayüzünden size direkt buradan da girmek biraz daha güzel olmuş yani. Bu arada arkada hafif bir müzik var. Duyuyor musunuz bilmiyorum ama. Yani az duyun diye şey yaptım zaten. Yani 700 kişi fena değil. Bot önceden sevkiyat atıyordu. Artık atmıyor. Selamünaleyküm, kolay gelsin. Eyvallah. Aleykümselam, hoş geldin. Bay rotasız. Artık atmıyor. O yüzden yaptılar bence. Valla bot her şeyi yapmaya başlamıştı herhalde bu oyunda. O yüzden bir bota banlama dalgası vesaire geldi diye hatırlıyorum. Yani biliyorum. Ki beni belki hani eskiden izleyenleriniz vardır. Kral böyle güzel olmuş hani. Eyvallah. Ben eskiden de beri diyordum yani botlara bir çözüm bulunmalı yoksa oyunun sonu gelecek. Hani botlara bir şey olmalı çünkü gerçekten elle kasan insanlar hiçbir şey yapamıyordu. Bot var mı hala? Varmış herhalde. Aynen abi sen de bota atıyordun. Aynen bak ben normalde bota atmıyordum tamam mı? Sonra dedim ki lan dedim ben enayi miyim? Ben niye atmıyorum bota? Sonra ama benim böyle ne trenim vardı ne cartum ne curtum vardı. Sadece hani map'te yaratık kestiriyordum o kadar. Çünkü abi yapamıyorsun. Hani botsuz bir şey yapamıyorsun. Ki ben açıkçası bota karşı bir insandım. Ama zorunda kaldım. Evet TR15'teyim. Sonrasında zaten bıraktım. Ben bir pala topluyordum. Yani aynen Pala'da da çok insanlar vardı bota atan. Botta kasılan. Biz hatta onları kesiyorduk. Ben şey hatırlıyorum. Hani adam öldürme görevi alıyordum. Gidiyordum Pala'dakileri kesiyordum. Onu da video atıyordum. Şey yazıyordu yoruma. Abi o benim botta hesap var onu niye şey kestin?
Bizimkini elleme. Şunu yapma falan. Okey, 2 dakikaya bekliyoruz seni. Bir Discord'a bakayım. Discord'a bakayım. Pala amelelik kaldırsalar botu kullanımı azalır. Ya zaten bottan dolayı insanlar ban yedikten sonra azaldı. Yani oyunu oynayan kişi sayısı azaldı. Amelelik olduğu için hani oyunun birçok şeyi. Orada chat'e bir şey yazıyor musun? Prestige'i bilmiyorum ama şuranın grup chat'ine tam yazmıyormuşsun. Bu da mı bizden biri? Yani yayından beri. Vay Deniz, aleykümselam, hoş geldin. Bak bakayım şimdi Discord'a. Şuna da istek atalım. Değil mi? Bir grup kuralım ya, böyle bir yanımıza gelen arkadaşlara şey yapalım. Lan dur, sıkma bana ya. Bakıyorum. Oha, 4,5 milyon rüdyumu var adamın. Ya bu kim abi ya? Manyak mısın kardeşim? Petimi niye patlatıyorsun? Gel işte gruba katılalım. Sen bu gemiyi incelemiştin. Sen misin? Ozan niye böyle bir şey yapıyorsun Ozan? He? Bak ya, yaptığı şeye bak. Gelirdim ama YKS Senem. Oğlum senin nasıl YKS Senem lan? 15-30 günde yaptım. Adam bize tek attı arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Aptal Ozan, madem geliyorsun niye patlatıyorsun? Ya bu çocuk hep aynı mı olur ya? Son sınıfım. 12. sınıf. Doğru, YKS ise. Normal. Şimdi... Bossibo. Büyüdük be abi. Harbi lan. Oğlum biz seninle kaç yıl önce tanışmıştık? Böyle saçma sapan şeyler yapmayın. Bu hep oluyordu ya. Rotasız. Bir de bunu yapanlar böyle salak salak tanıdığım kişiler olunca daha da bir ayar oluyordum da. Şu an açıkçası umurumda değil pek. 8 sene... 8 sene mi olacak? Biz seninle 8 senedir mi tanışıyoruz? Vay anasını be. Çok olmuş. Vay vay vay. Zaman hızlı geçiyor arkadaşlar. 8 senedir ben... Oğlum 8 sene nasıl oldu ya? Akıllı sağlığı normal. Akıl sağlığı normal değil ha. Orta oldu okuldayken ben. Ama ben 8 yıldır video atmıyorum ki YouTube'a. Ben kaç yıl oldu? 4-5 sene falan anca olmuştur. Sen bitirdin mi okul? Oğlum ben üniversiteye başladım. Zaten ben video atmaya başladığımda üniversiteye geçmiştim. Hani. Şu anda da 3. sınıfım. Şükür bir şekilde devam ediyoruz. Gidiyor yani, bir şekilde akıyor. Güzel. Biz oyundan tanıştık. Hangi bölüm? Ben şu an sağlık yönetimi. İlk klana beni almıştın hatta. Vay be. İyi hatırlıyorsun onları. Güzel zamanlardı. Bizim klan bayağı aktifti bir ara. Sonra şu an, hatta şu an çok aktif bir klan var mı bilmiyorum ama şu an hiçbir şey olmadı yani. Kalmadı büyük ihtimalle klanla alakalı bir şey. Hatta bir klana bakalım. Onu tamam. Ah be abi. Şey nerede ya, prestij? Klana savaş açan olmuş. Klanı terk eden olmuş. Ben bıraktım Dark Orbit'i. Ya ben de açıkçası öyle şey oynamıyorum. O zamanlardaki gibi oynamıyorum. Hatta oynamıyorum diyeyim sana. Sadece öyle bir hani geçen yayın açtım ben burada YouTube'da. Bu da mı şey lan? Şuna da mı istek atalım? Yok, değilmiş herhalde. Bir arkadaş gelip beni gazladı açıkçası. Dedi ki kral işte Dark Orbit oyna. Hala tekrar şey var, insanlar var. Oynayalım. Hatta bana diyor ki sıfırdan seriye başla. Dedim ya yok. O kadar değil. Şu anki elimdeki hesap zaten öyle elle uğraşarak TR kaç? TR 1.5'teyim. Aa, ben onu ekrana yazayım. Değil mi? Ben çünkü bunu hep soranlar oluyordu. Şimdi buraya ne, nasıl yazacağız? Şey yok değil mi? Tamam. Abone. Metin. Aleykümselam Mustafa, hoş geldin. Eyvallah. Neyse, yazmıyorum ekrana bir şey ya.
Gelene de söyleriz. Şunu da şuraya alalım. Tamam. Benim yok zevkine. TR3'ten vazgeçmedik. Vallahi TR3 benim sıfırdan başlama hesabımdaki şeydi. Hesabımdı. Ya o seviyedeydi açıkçası. TR3'te de bayağı oynamıştık ya. Hani sıfırdan başlayarak yayınlarda vesaire de bayağı bir TR3'te de takıldık. Vay be. O da güzeldi. Ben 2x'e geçelim. Ben 2x'e geçelim bu arada. Bazen. Şunu bir ayarlayalım. Tamam. Putus normal çok güzel şeyler veriyor. Aleykümselam Samet Aydın. Teşekkür ederim. Hoş geldin. Kolay mı yapıyorsunuz? Şu an Bluetooth mu var? Şu anda ben açıkçası bir oyunun halini görmek için yayın açtım. Ve elimdeki görevlere bakıyordum açıkçası. O yüzden herhangi bir şeyimiz yok. Belli bir şeyimiz yok. Sınav senem olmasa bot olmadan 6 ayda fullerim. Valla bir şey diyeyim mi? Bu oyun ilk başta çok güzel sarıyor. Sonra böyle şey oluyorsun hani üf ya birazcık sıkıldım. Üf bir şeyler oluyor falan. O da eğer bot kullanmıyorsan. Hani bot kullanıyorsan belki birazcık şey olabilir. Dersin ki ulan botla şu kadar kastım. Botla şu kadar ettim. Vesaire. Ben evet Ankara'yım hala. Efendim. Baskına çıkalım mı? Yok ya baskın. Benlik değil be kral. Ben botsuz oynamak. Mümkün değil. Ne yazık ki. Keşke mümkün olsa. Ama ne yazık ki değil yani. Çoğu hesap bot çünkü değil mi ya? Valla. Hani insanlar. Ama bu oyunun yapısı da gerçekten elle kasacaksan. Evet bu oyun bota zorluyor. Elle kasacaksan ben mesela bakın. Şu benim hesabımı biliyorsunuz. Ben bu hesapta öyle şey yapmıyordum zamanında. Kullanmıyordum bot. Son zamanlar kullanmaya başladım. Çünkü neden? Yapamıyordum. Geometri atsam çözer misin? Oğlum kaç yıl oldu lan ben geometri matematik görmeyeli. Unutmuşumdur. At istersen bakarız. Görevlere bakarsanız atarsınız. Aynen. Şey anlarsınız botu zorladığını. Aynen bir görev veriyor. Mesela baksana 750 tane Sibo kes diyor bu. Zafer Obuz eyvallah. Abone olmuşsun. Sen de fulleyememişsin olsun. Ya bir de şöyle Zafer. Çok oynamıyordum açıkçası. İşte yayından yayına. Videodan videoya. Ayda. Kılıç. Merhaba. Kendi bot gruptan ikisini. Kılıç Nick geldim. Ha aynen dur. Tamam ekleyeyim hemen seni de. Bottaki ay. Aleyküm selam Ahmet Serkan. Hoş geldin. Lan durun durun. Lan savaşmayın. Yapmayın. O bizden. Hangi seviye? TR15'teyim şu anda. Yayın başlığını eklemeli miyim? Bence eklemeliyim. TR15. Güncelle. Ne kadar şikayet etsek de iki göz ağrımız Dark Covid. Döndük yine. Kalbim seriyerli. İçine atıyorum. O avcıya hoş geldin. Vallahi gerçekten bak Dark Orbit'e kadar yıllardır sövüyorum ben açıkçası. Tamam mı? Oyun. Diyorum ki yani yapımcısı bir enteresan. Oyuncusu bir enteresan diyorum. Ama gene de oynayasım geliyor. Kılıç sensin aynen. Attım istek. Ben geometriye kaçar kısa iyi günler. Eyvallah mucuk. Deniz. Hoşça kal. Kolay gelsin. TR15'te 100 Ahmet Serkan. Bu ne lan? Bu ne demek? Anlamadım. TR15'teyiz Ahmet Serkan mı dedin? Ha öyle diyecekti. Muhammed abi sen buralarda mıydın? Muhammed abi be. Oğlum Muhammed abi bir hesabı vardı en son. Dehşet bir şeydi. Onu mu sattıydı? Galericiydi hatta. O Muhammed abi mi lan Oğuz? Dark Orbit'ten çok kişiyle tanıştık ya zamanında. Discord'da zaten bizim geliyordu herkes. Sohbet muhabbet biz canlı canlı konuşuyorduk. Avcı Polat'a diyorum. Tamam Avcı Polat'a diyorsun da. TR5 Fulleri Serap olan varsa da verelim. Biri hesap arıyordu da şey. DC'de. Satın alacağım falan diyordu. Kanka telefonun kredisi berbat sen.
Sen direkt konuş. Avcı Polat Messi. Vay vay vay. Şeyi hatırlıyor musun? Oğuzhan, belki hatırlıyorsundur. Osman vardı. Neydi hatta? Maganda diye bir çocuk vardı, belki bilirsiniz. O da bıraktı tabii de. O da o zamanlarda güzel bir hesabı vardı onu yani. Hatırlıyorsun değil mi? Aynen. Aynen 404. Hashtag 404. VS gemisi. Hatta baya böyle yardım ederdi o bize, gelip yayınlara vesaire ya. Mesela bu oyunu bu arkadaş da mı bizden lan? Yok değil galiba. Ya da öyle mi bilmiyorum. Chat'e bir şey yazanlar oluyor mu bu arada, şey chat'ine? Tamam. Yokmuş. Özelden atıyorum, istek at vesaire yazanlar olur diye. Baktım da. Test yapan kocayı üstte. Abi deniyorduk bir şeyler ya. Ben seviyordum açıkçası farklı şeyler denemeyi bir oyunda. Hani güzel oluyordu. Değişik değişik şeyler deneyeceksin. Ya çoğu kişi mesela benim oynayış tarzıma laf ediyordu. Pultusa girsene. Girelim mi ya Pultusa? Ben ne bileyim, şu anda hani sohbet ediyoruz vesaire diye, insanlar da burada hani öyle takılıyoruz diye şey yaptım da. Girebilir, bilmiyorum, bakarız. Ya ben açıkçası oyundaki birkaç değişikliğe bakmak için yayın açmayı düşünüyordum. Pultus gelir ya, girelim o zaman sonra. Mesela şu sizce ne kadar güzel oldu? Şuraya hani sevkiyatın falan buraya gelmesi, galaksi kapısının buraya gelmesi. Ben oyuna bir girdim, ana ekranda şey yok. Şurada hiçbir şey yok. Lan dedim, galaksi kapısı nerede? Oyundan silinmiş olamaz çünkü. Sonra bir baktım oyun içinde yani. Silinemez hani mantıken. Silinse zaten oyunda bir şey kalmıyor. Biraz rahatlattı. Yani. Donmaları. Bence iyi oldu, lobiye girilmiyordu çünkü son bir aydır sunucuları berbattı. Allah Allah. Garip ya. Vallahi çünkü. Ya bakın, bu oyun kaç senelik oyun? 2006 senesinde çıkan bir oyun, yanlış hatırlamıyorsam. Kaç yıl olmuş? 17 yıl olmuş. 17 yılda kendini çok güzel hype'ladığı zamanlar da oldu yani, böyle öne çıkarttığı zamanlar da oldu. Ama şu son birkaç senedir gerçekten oyun sadece, mesela benim düşüncem, paraya döndü. Nasıl paraya döndü? Atıyorum, bakın buraya ne getirmişler? Mil mağazası mı gelmiş? Bu ne yani? Şimdi burada sadece satın alarak bir şeyler yapabiliyorsunuz diye ben anladım yani. Para kazanmaya yönelik olunca bir oyun değer de vermiyor oyuncularına. Verse tekrardan, bakın hani bu Flash Player vesaire kalktı muhabbetleri gelmişti ya. Ben o zamanlar çok fazla şey istiyordum. Oyun Steam'e gelsin. Oyunu kendileri bir Unity tarzı bir şey de, hani zaten şu anki de Unity olabilir, tam bilmiyorum. Ama Steam tarzı bir platformda da çıkarırsan bu oyunu ve birkaç iyileştirme yapıp grafiklerinde ve şöyle bir şeyler eklersen, mis gibi. Şu anki Unity değil değil mi bir de? Ne şey altı? Yapı altı mı? Taşa. Tarayıcı. İşte DDoS atıyorlar. Para dayanmaz ki, en fazla VIP'e verir para. Aynen ya, VIP en mantıklısı oyunda. İsmi bilmiyorum ama şirk ödüyor değil mi? Ya mesela Unity düşünüyorduk biz en başından beri. Oyuna gelişmek için çok fazla zaman gerekiyor. Zaman vermek istemeyen oyuncular para yatırıyor. Para yatırmadan oynayan yoktur sanırım. Ya illa ki VIP'ye bile para vereceksin yani. Veriyorsun da yani. İtaat edin kim? İtaat edin. Bilmiyorum, şu an gruba bayağı bir kişi girdi. Beyler sağa sola dolaşalım, şey ayrılalım. Ya da 4-5'e mi geçsek ya? Hem şu Uber keseriz. Uber görevlerinizi alın, 4-5'te görev yapalım, takılalım. Okey misiniz buna gruptakiler? Öyle bir şey de yapabiliriz yani. Lay lay lom. Prestij gruptan mı çıktı ya? Prestij grupta değil. O sıkıyor bazen. Lan dur. Neye sıkıyorum ben? Kanka bitmez de hani sohbet muhabbet olsun. Oyun hakkında konuşuruz. Hem kasılırız orada. Uruidium dur.
destek gelir vesaire. Tabii şu an bu gruptaki hiçbir kimsenin Uridium'a ihtiyaç olduğunu düşünmüyorum ama. Görev alırsınız, farklı görevler yapabileceğimiz. En azından işin ucundan sohbet ederek yapılabilir. Eskiden mesela hatırlıyorum şey vardı böyle. Gene 8 kişi zaten grup kurabiliyorsun maksimum. 8 kişi grup kurardık. Girerdik 4-5'e. Giderdik farklı işte kasılma maplerine. Hani talon kesmeye falan. Cubi kesmeye. Öf. Sohbet, muhabbet ederken bir bakmışsın 2 saat geçmiş. Bir bakmışsın 3 saat geçmiş. Öyle eğleniyordun yani. Çok tatlı oluyordu. Gene biz o hype'ı yakalamaya çalıştık. Çok eskiden böyleydi bu oyun. Yani ilk zaman değil de 2012 zamanları falan çok bu güzeldi yani. Hani sohbet muhabbet. Sonra biz video vesaire atmaya başlayınca tekrardan bir topluluk oluşturunca hani Dark Orbit'le alakalı. Tekrardan o tarz şeyleri bir yakaladık hani. Yine gruplar kurduk. Discord'da insanlar hani geldi birbirleriyle anlaştı, kaynaştı. Aynen ilk zamanlardaki heyecan bir daha gelmiyor. Bir de şöyle hani o zamanın grafikleri çok daha farklıydı falan. Şu an mesela çok PvP server var hani bildiğim. Yani biliyordum şu an hala kaldı mı bilmiyorum ama. İşte eski şeye dönmeye falan çalışıyorlardı. Grafiklere, eski o tadı vermeye çalışıyorlardı. Ama tabii ki bir o gerçek oyun içeriği kadar olmuyordu. Sonuçta farklı hani PvP o. O eski şeyi ne yazık ki bir daha yakalayamadık. Keşke oyun hani bu duruma gelmeseydi. Ama yapacak bir şey yok. Oyunun kendi hatası olduğunu düşünüyorum ben. Hani bunların hepsi kendi eliyle bitirdi yani oyunu. Şu görev. Göreve ilk girdiğimizde kaçtı acaba ya? Bayağı bir kişiyiz şu an. Ben sürekli bir yaratığa dönüşüyorum ya da gemiye falan dönüşüyorum. Beni bir bombalayıp duruyorlar. Evet. Aslında göreve baksam da 4-5'e mi geçsek? Ya şu Big Boy çok güzel değil mi bu arada ya? Şu an dönüştüğüm Big Boy. Altun. Bence Dark Orbit bir şeyler yapmaya çalışıyor. Yavaş yavaş içeri aktarmaya başladı. Eklentilerine bir plana var bence. Yakın koruma gibi yakındayım. Bu arada Altun hani epeydir şey yapmıyorum. Girmiyorum oyuna. Hani forumu ben zamanında her gün foruma bakardım. Her gün işte Instagramlarına bakardım. Ne paylaşmışlar, ne diyorlar, açıklamalarına vesaire bakardım. Şu an epeydir takip etmediğim için ne yapmaya çalıştıklarını açıkçası bilmiyorum oyunun. O yüzden umarım yani umarım tekrardan bir hype'lanır, tekrardan bir şeyler yapmaya çalışırlar. Ama bakalım, bilmiyorum, bakacağız. Zaman gösterecek. Unity geçilse bot da bir şekilde engellenmiş olacak aslında. Hala kurtarılabilir. Ya Unity'ye geçmemeleri zaten en başında çok büyük bir hataydı bence. Yani Flash Player zaten ne kadar destekleyebilirdi oyunun altyapısını bilmiyorum. TR3'te az kişi var. TR3'te şu anda 600 kişi var az önce baktık. TR1.5'te 700 kişi var. Yine o bot engellenirse çok büyük oyuncu kaybederler. Zaten bu banlamalar vesaire geldi ya. Çok fazla yine oyuncu kaybetti bence. Çok hani eskisi kadar aktif yok. Gene 1200-1300 kişiler falan olurdu. Botsuz şu an kimse oyuna başlamaz, yeni oyuncu gelmez. Ya bir de bakın hani botsuz başlarsın. Hani gerçekten kasılmak istersen, oyunu seviyorsan başlarsın. Ama yanında sana yardım edecek birilerinin olması lazım. Hani gruplar vesaire oluşturman lazım. Hep birlikte bir şeyler yapman lazım. Atıyorum. Sana yardım edecek insanların olması lazım. Mesela BL haritasında Prometheus kasarken benim hani Full Pro yolunda diye bir serim vardı. Orada bana çok yardım eden insanlar oldu. Ben mesela tek başıma kestiğim bir yaratığı adam ben bir tane keserken 3-4 tane kesebiliyordu hani. Ve bana gene geliyordu bir şey. İlk benim sıkmam gerekiyordu tabii de Rinusk için. Bu görevlerle botsuz kasmak için ayasız olmak. Kesinlikle öyle ya. Hani bu görevler botsuz eskiden çok güzeldi. Şimdi bittik. Eskiden mi güzeldik? Yoksa eskiler mi güzeldi? Şimdi öyle bir şey de var. Bana sorarsanız bence eskiler güzeldi.
Yani. Bunlar nereye gitti ya? Eskiler güzeldi değil mi? Aynen. İşte. Yapacak bir şey yok. Oyunun eski haline dönmesini bekleyemeyiz. Yani bu saatten sonra. Ama daha gelişmiş, daha güzel bir halini bekleyebiliriz. Ben botsuz başladım ama dayanamadım. Mecbur kullanıyorum şu an ama Dark Orbit bir temiz sayfa batıksa başlatabilir örneğin. Kesinlikle ya. Hani bak, çoğu kişiyle konuştuğumda diyor ki botsuz oyunda bir şey yapamıyorsun. Hani botsuz gelişemiyorsun. Botsuz şu görevleri bitirmek botsuz çok zor diyorlar. Ama bot kalkarsa da, yani hani botsuz olmuyor vesaire diyorlar. Lan dur. Bak geldi biri, vurdu gitti ya, manyak. Ne diyorduk lan? He, botta kalkarsa mesela gerçekten de çoğu kişi oynamayacak bu oyunu. Öyle bir şey de var. Ne yazık ki. Evet, şu tarafa doğru gidelim. Şunları bulduğumuzu keselim. Şu an çoğu kişi map'te herhalde AFK. Şu az önce gelip sıkan arkadaş chat'teyse bir yazsın ya. Grup isteği istiyorsa da atabiliriz yani, gruba alabiliriz. Wolf'tin bir tarih verdi ve çoğu hesabı resetledi. Bunun gibi daha gelişmiş bir politikayla kan vermeye çalışabilir. Oğlum Wolf'tim hala oynanıyor mu lan? Var mı yani oynayan çevrenizde vesaire? Çünkü Dark Orbit şey, Wolf'tim yani. Ama böyle şeyin olacağını ben Dark Orbit'te düşünmüyorum ya açıkçası. Hani tüm hesapları resetleyip işte biz hesaplarınızı resetliyoruz. Şu şu olacak, şu bu olacak falan. Wolf'tim mi kaldı ya? Gerçekten hani Wolf'tim de güzeldi lan zamanında. O ilk eskileri yani. Metin 2 oto kasılmayı oyun içine entegre etti Dark Orbit. Ha evet, öyle bir şey de var mesela. Hani şey muhabbeti olsa tatlı olabilir. Mesela oyunun kendi botu olsa. Kendi botuyla bir şeyler yapabilsen. Atıyorum görev botu hani. Her şeyin botu değil de görev botu olacak mesela. Görev botunu atacaksın. Görev botunda takılacak gemi falan. Resetlerlerse oyunun %90'ı para yatırmış Miatisyan anılar. Aynen. İşte reset muhabbeti olmaz. Hani Wolf Team'de oldu mu bilmiyorum. Hani dediğine göre olmuş galiba da. Bunda olmaz ya öyle bir şey. Çok uç bir şey yani reset. Yani yapılmaz. O çok aşırı oyuncu kaybeder. Ve olmaz. Resetleme olayı olursa şimdi diyecek ki ben bir daha girmem. Boykot başlatır oyuncular. Net söyleyeyim. Yani hani gerçekten oyun için güzel olmaz reset. Farklı çözümler bulunabilir bunlara yani. Reset bir çözüm değil ama oyun için bence. Reset hatta bence bu oyunda mantıksız bir şey yani. Bu arada 200'e gelmiş lan boss bu. Öyle gezinirken. Yaratık kesme kafi bence. Ben zaten çoğu kapı ve etkinliği kendim yapıyorum. Bot boşta durmasın, Uri kassın diye bota atıyorum. Bu mantıkla kendi botunu getirebilir. Aynen dedim yani, işte görev işte yaratık kesme botu olarak gelebilir aslında. Ama işte ya sanmıyorum yani, getirir mi getirmez mi, o da çok karışık bir durum yani şimdi oyunun. Oyunun yapımcı tarafı ne düşünüyor şu anda? Hani nasıl bir politika izliyorlar açıkçası bilmiyorum. Ama birazcık hani oyunun son demleri ve ne kadar koparabilirsek koparalım kafasına düşündüklerini düşünüyorum ben açıkçası. Ve bu oldukça da işte oyuncular daha da çok soğuyor oyundan. Çok sıcak bu arada. Bu ne sıcak ya? Öh. Bir de ben hani deniz kenarında bir yerde değilim. Deniz kenarındaki nemi düşünemiyorum şu anda. İyi. Reset dediğimde bakla kesilen, kasılan şeref için. Ha. Yani. Yanıyor, yanıyor Ankara. Vallahi yanıyor ya. Sen Ankara'nın neresindesin ya, rotasız? Temler gemiler istenmesi isterim tabi. Değil mi? İşte Sincan kavruluyor. Valla Mamak da öyle şu anda, sana öyle diyeyim. Genel olarak bu yıl aşırı bir sıcak var ya. Baya yani gereksiz.
Sıcak. Ne yazık ki. Allah'tan nem yok mesela. Hani İç Anadolu kısmında nem olmuyor. Nem olsa evde bile yapışıyorsun böyle. Çok kötü bir şey oluyor. Hiç hoş değil yani. Ama hayırlısı tabii ki. Bu arada agalar, like atmayı unutmayın. Like sayısı 5, 6'da mı ne o kalmış? Bir basarsanız güzel olur. Sevinirim. No. Lan dur. O mu vurdu bana? Manyak. Bir şey vurdu, bir iyi hasar attı bir şey. Bu arada şu anda oyunda Pultus etkinliği mi var sadece? Başka bir etkinlik yok mu? Astral yükseliş varmış galiba. Bu hep mi vardı? Kalıcı olarak mı gelmişti? Oğlum çok unuttum oyunu ya. Rotasız, eyvallah. Aa, burada biri daha var. Evdeki kapı sıralaması etkinliği var. Sıralama muhabbeti falan. Pultus ve savaş bileti. Ha, savaş biletini görmüştüm, evet. Hedefler olarak var. Bir de şey gelmiş, bakın ben bunu da yeni gördüm. Hani çoğunuz belki biliyordur. PES gelmiş. Her oyuna geldiği gibi. Admin lazım mı? Admin. Yani olur illaki zamanla ya, ileride lazım olur. Pultus ve savaş bileti var. Mil parası var. Bu mil parası sadece şey mi? Buradan ne yapıyoruz bunu? Biri bana anlatabilir mi mil muhabbetine? Ben bu Dark Orbit'in potansiyel yüksek bir oyun olarak görüyorum. Eğer her sistemini oyun içine aktarıp yeni bir altyapıya atılım yaparsa ve aynen. Evet, onu konuştuk hani. Adaylığımı koyuyorum şimdiden. Tamamdır, aklımda, sen rotasız. Sen burada olmaya devam et. Mil parası olsun, parayla lov yapalım. Aa evet, lov da yapılabilir. Yapalım diyorsanız yapalım. Örneğin 2 mil parası aldın. Oradaki paketten 100 TL ise 2 mil verip paketi 80 TL alabiliyorsun. Paralel mil parası alıp diğer paketleri indirimli alıyorsun. He. Boş bir şey ya. Sırf para kazanayım, cebime para girsin muhabbeti. Çok saçma abi. Yani. Neden? Neden Dark Orb, neden? Yine pay to win. O zaman Lova gidelim mi ya birlikte? Ya zaten bu oyun, bakın, kendini geliştirse bizim dediğimiz şekilde insanlar yeniden başlar ve VIP alırlar. Çünkü VIP genellikle bayağı işe yarayan bir şey. Ve alınması gereken bir şey. Hani oyunu ciddi ciddi oynuyorsan VIP'siz olmuyor açıkçası. O yüzden VIP alınır. Bu kim la? Ha, kılıçmış. Kılıç gruptan mı çıkmış ha, yo. Bu mili de payment bug'una karşı getirdi. Bence paymentler açık olacak ve indirimler alacak. Fakir fukara bile alır. Kaç liraydı? 10 lira mıydı? Öyle bir şeydi galiba. Burada bu böyle gözüküyor değil mi? Tamam. Bu arada eğer abone olmadan izleyen arkadaşlar varsa onlar da abone olsun ya. Yani şimdi ayıp be. Valla VIP VIP zorunlu pahalı da değil. Kampanyada 5.90 oluyor. Normal fiyatı 17 TL. Aynen. VIP güzel. Bu arada ben kaçıncı konfideyim? Hiç bakmadım. Birdeymişim. İkiye niye geçmedik? Yavaş gidiyoruz. VIP alınır ya. Biz zamanında şey yapıyorduk hani. İşte her hafta çekiliş falan yapmayı düşünüyorum. Dum zamanında. VIP verecektik hani haftada. Heh, girdik. Bir şeyler düşünüyor. Ya biz çok şey düşünmüştük zamanında ya. Sonra ne oldu? Ben bıraktım oyunu. Oyunu niye bıraktım? Açıkçası ondan da pek emin değilim. Ama öyle bir şey oldu. Dargo şu an için en ucuz oyun gözü. Açılıp da fiyat arttırması. Ha, ya Dark Orbit çok fazla şey yapıyor. Hani ucuz
şey olarak. Evet. Fiyatları ucuz. Ama çok fazla bir şeyler satmaya çalışıyor bize. Hani gözümüzün önüne çok fazla şey sokuyor. Bir yenilik yerine adam yeni bir satma şeyi getiriyor. Ve bazı sattığı şeyler çok gereksiz bence. Atıyorum 10 tane L3'ü adam 150 liraya satıyor size. Mantığı var mı yani bu? Gereksiz bir şey. Kaçtı bir tanesi ya abi. Şöyle yapalım. Evet, devam edelim. Bu arada girmeyen var mı? Amon'dur ama bu. 2-4 daha kalmış hala. Büyük ihtimalle AFK. Herkes burada galiba. Keselim. Bir de şimdi şöyle bir şey var. Hani gel gel. Çoğunuz şu an benim yanımda olduğunuz için chat'e de yazamıyorsunuz. O muhabbet de ben hoşuma gidiyor, biliyor musunuz? Hani oyun içerisinde yanımdasınız. Ama bir yandan da YouTube'da da açıksınız hani. Güzel. Bu hoş bir şey. Bunu ben en başından beri, yayınları yapmaya başladığından beri yani yaşıyorum. Güzel oluyor. Aynı anda iki yerde olmak hoş. Lan şunu ölsün, ha tamam. Diğerleri nerede? Aşağıdalar. Tamam. Abi LoL'e yeni mod gelmiş, girer miyiz? Çok sarıyor. TFT aram karışım bir şey. Gördüm onu. Arkadaşınla giriyorsun herhalde. Ve abi düzen. Ne düzeni ya? Ben 4-6'dayım, izliyorum sadece. Ah be kral, keşke burada olsaydın da şey olsaydı. Bu oyunu bitirdiler. Vallahi bu oyunu bitirdiler. Droid düzeni. Droid düzeni neye geçeyim? Bu iyi değil mi ya? Lan X oluşumu bu. Güve sandım. Pardon. 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 Çok iyi ama girelim. Eyvallah. No one. Abo geliyorlar arkadaşlar. Bunları hallederim. Oyun bitti be. Bunlar bana vurmasa iyi gibi ama. Niye bana vuruyorlar? Çünkü ben en önden gidiyorum. Diğerleri ne yapıyorlardı bilmiyorum ama. Neyse, hallediyoruz zaten her türlü. Ya bu iki düzen çok birbirine benzediği için şu X oluşumu ve güve, açıkçası ben benzetiyorum. O yüzden bir yanlışlık olmuş hani. Ondan ona geçeyim vesaire diye. Sen kendi gözünden anlatsana kanka, ne düşünüyorsun Dark Orbit hakkında? Kral. Şimdi ben şöyle anlatayım size. Dark Orbit'i ben çok seviyorum. Hala da seviyorum ve keşke bu hale gelmeseydi diyorum. Keşke yeniden bir şeyler olsa. Hani diyorum ya, Steam'e gelse yeni bir altyapıyla aynı sistem yeni bir altyapıya geçirilse çok tatlı olacak, çok güzel olacak. Ama şu anki oyunun gidişatı, durumu, görünüşü hiç iyi değil. Bu epeydir öyle, birkaç senedir böyle. Sadece para kazanmak için bize yeni bir şeyler sunmaya çalışıyorlar ve bu da oyunun gelişimi için hiçbir işe yaramıyor. Sadece hani işte şunu satın alın, bunu satın alın, sola şey getiriyor şuraya. Hiç şunu gördün mü, bir de bunu dene, bunu satın al falan tarzı getiriyor. Tüm TR serverlerinin birleşmesi lazım. 500 kişi anca vardır oyunda. Ayrıca yeni seviye açılması şart. Bu leş gibi oyunu Steam bile almazlar. Donma kasmalak. Ha işte diyorum ya, bu donma kasmalagı yeni bir şey üzerinden. Yeni bir ne denir ona? Atıyorum Unity'ye geçeceksin, tamam mı? Unity'ye geçtikten sonra ne olacak? Donman, kasman, lagın vesaire, bu tarz şeylerin de azalmış olacak senin. Ve daha güzel bir şekilde. Aynen Muhammed abi, haklı konuştun. onun dışında keşke oyun daha güzel yerlere gelse. Hani oyunda bu arada şey, Funke baktık. Şu an TR1.5'te kaç? 700 kişi online. TR4'te mi? 600 kişi falan online'dı. Kaçma. Kaçtı ya. Online aslında var. Birleştirilse güzel olur ama tabii bu online'ların birçoğu şey, bot. Yani siz de biliyorsunuz. Bot hesap oldukları için oyunda bir şey yok. Ya yeni başlayan birisi mesela şey yapamaz, anlıyor musun? Chat'e SA yazsa, ben kasılmak istiyorum, şu göreve yardım edecek var mı yazsa, biri yazmaz. Eyvallah Avcı Polat. Teşekkür ederim geldiğin için, uğradığın için. Bu arada abone olmayan arkadaşlar varsa bir tık yapsalar güzel olur, bir abonelik alırım. Ay, benim düşüncelerim bunlar. Ben zaten yıllardır kendimi böyle ifade etmeye çalışıyorum. Kim sormuştu?
Altun. Hani bu oyun hakkında düşüncelerimi söylemeye, ya söyledim, yıllardır söyledim hani. Ben bu oyunu, belki bilirsiniz o videoyu. Şeylerle de görüştüm ben. İşte abone olsun demek yerine ekranda abone ol şeyi çıkaramaz mısın? Değil mi? Arada bir gelsin değil mi? Neyse tamam onu sonra. Oo bir dakika biz buraya girdik ama iki kişi girdik. Ula gelin la. Ozan onu sonra hallederim ya. Eğer bir daha yayın açmaya kafaya koyarsam. Dark Orbit yayını veya başka bir yayın. TFT'dir, LoL'dür. Onu koyarım. Daha mantıklı olur. Ya eskiden beri biz hani böyleydik. Like atın. Atmayan varsa şey yapın, şunu yapın falan diye hep ikaz ettiğimiz için. Adminlerde görüşmüştüm, dün izledim. Heh, aynen. Onlarla görüştüm. O görüştüğüm zamanlar yine oyunun bir şeyi vardı hani, bir gideri vardı. İyiydi yani şu ankine göre açıkçası daha iyiydi. Ve onlar da pek şey değildi. Hani video dışında da birazcık sohbet etme fırsatım oldu onlarla. Açıkçası onlar da pek, ya üf, şöyleydi iyiydi be. Onların da pek ümidi kalmamıştı oyundan. Sadece oyun. Oynuyoruz. Var oyunumuz. Oyun bitmedi kafasına falan takılıyorlardı. Öyle de bir, zaten bir şey olmazdı oyundan. Kaçma. Tamam. O da çok güzel bir videoydu ya. Hani bu nasıl kabul ettiler beni? Nasıl konuşmak istediler? Çok şaşırmıştım hani. Ve çok heyecanlanmıştım. Türkiye şey adminleriyle konuşmuştuk etmiştik. Güzeldi. Evet kaç kişi kaldı? Kılıç, Amonra, Prestige ve Prestige'in iki hesabı. Bu oyunun yapımcıları Alman mıydı? Aynen ana yapımcısı Almandı. Sonra Çin şirketine sattılar oyunu. Ya da Japon mu? İşte ikisi de aynı şey bence. ve sonrasında zaten oyun hepten işte değişik şeylere sardı. Yeni bir etkinlik geliyor. Gelen yaratığın adı Yunging falan böyle Çince bir şeyler. Değişik değişik. Oyundan çok şey kaldırıldı. Eski etkinlikler babında yani. O da işte oyunun sonunu getirdi. Oyun içine sızdıktan sonra pay to win. Yani aynen. Aynen öyle oldu. Aberk, aleyküm selam, hoş geldin. Ben yayının başındaysam daha mı iyi acaba? Kasılıyoruz. Ama yo, ne halde olduğunu konuşuyoruz daha çok. O yüzden kalsın böyle. Hile dediğim bot. Aynen işte bot bot. Mesela ben oyun Almanya'dayken ta 2000 kaç ya? 2000 kaçta satıldı bilmiyorum ama 2008'lerde mi 9'larda mı ne? Bir hesabım vardı. Bir aydır video atmamışsın. Atmadım ya. Hani çok aklıma bir şey gelmiyor açıkçası. Ben artık Dark Orbit'le alakalı nasıl bir video çekeceğim, ne yapacağım bilmediğim için çok video da atamıyorum. Bak aynen 2014'te satıldı. Ben ama 2008-2009 yıllarında bir hesabım vardı. Onu kasmaya çalışıyordum. Ve internette bir video çıktı önüme. Bot. Kendi bot muydu? Öyle bir şeyin botuydu. Dedim ki lan kullanalım. Hani bir bakalım neymiş bu? İşimize yarar belki. Girdim baktım kendi kendine kasılıyor. O zamanlar da böyle hesabım kötü. Abi o hesap Allah'ına işte o kavuştu işte. O hesap Allah'ına kavuştuğu için ben bu hesaptayım. 2012'de mi ne bu hesap açıldı galiba. Onu görebiliyorduk galiba pilot profilinde. Ve bayağı bir ürüdüm kasmıştım. 30 bin ürüdüm kasmıştım o zamanlar. 2014 hesabıymış bu. Ve onunla gidip ilk yaptığım şey Vega almaktı 30 bine. Ha iyi bot iyi bot aynen. Kanka Blow Uri kasmak için sadece. Yani Uri için iyi Uri veriyor en sondaki artık. Ve kolay bir kapı yani. Böyle fazla kişi girebildiğin için. Golem bot da vardı. Evet evet çok fazla şey vardı. Zaten şu ankinin adı ne? Şu anki botun adı ne lan? Ney bot? Aa unuttum ama. Bir şey bottu. Böyle. Ha dark bot. Evet evet dark bot. İki kişi yapılır mı? Çok güçlüysen yaparsın ama çok zorlanırsın. Ne kadar fazla kişi girebilirsen o kadar daha iyi. Evet evet Dark Bot'tu ya. Dark Bot. Dark Bot da bu arada size bir şey diyeyim mi? Bu oyuna oyunun emek verdiğinden daha çok emek vermiştir.
Yani yaptıkları uygulamayla daha doğrusu. Uygulamaya daha çok emek vermişlerdir. Adamların yani şeyi güzel. Yaptıkları bir şey güzel hani. Botun sistemi, mantığı. İstediğin her boku yaptırabiliyordun yani. Şimdi şu soldaki roleye mi gideceğiz? Bizim takım nerede? Sağda kapışıyor değil mi onlar? Gidelim bir bakalım. Kesiyorlar mı hala? Aynen, şuna bir yardım edelim. Bu arada benim rütbe gitmiş, nanay olmuş. Tek acemi olmuşuz. Yaratığı kesin de. Aynen, yaratığı kestik. Oğuzhan hiç Breach'le konuşuyor mu ya? Breach ne yapıyor? Öldü mü kaldı mı? En son ben Breach'le ne zaman görüştüm ya? Bir yayına mı gelmişti? Bir şey yapmıştı herhalde de tam hatırlamıyorum. Yok, Allah'ına kavuşmuş yok. Kavga ettiler. Bot çok eğlenceli. Açıyorum Dark Bot'u. Sabaha kadar izle. Oyları kastıkça içimin yağları. Değil mi Haberk? Öyle bir şey de var ya. Böyle o yaratığı kesmesini izlemek bile zevkli hani. Siz niye kavga ettiniz lan? Ne oldu? Niye? Siz iyiydiniz. Bayağı anlaşıyordunuz. Beraber ortak hesap kasıyordunuz. Satıyordunuz falan. Emre Baysal. Oyun çok sıkıcı abi. Hep aynı şey. Full hesabın var. Hesabım var. Giresim gelmiyor. Değil mi ya? Bir şeyden sonra artık yapacak bir şey de kalmıyor. Hani belli bir gelişmeyi yaptıktan sonra belli bir... Her şeyi bitirdikten sonra mesela ne yapacaksın oyunda? Etrafta gezip milleti keseceksin falan. Ama 3 işte seni sevdiğin gibi kendi engelledi. Seni elle kasılmak da güzel. Ya elle keşke hani oyuncuyu sıkmasa da kasılsak. Hani oyuncu olsa da yardımlaşsak, bir şeyler yapsak. Ama elle şu an mümkün değil. Hiç yazmıyorum, kendi engelledi. Yazmadığın için mi kavga ettiniz yani, bu mu kavganız oğlum? Oğlum iyi bir arkadaşınız vardı, manyak mısın? Git önünü al, bir şey yap çocuğun. Siz iyiydiniz yani, ben öyle hatırlıyorum. Tabii biri de çok toksik bir çocuktu ama. Yok, yo. Engelledi işte. İyi, sizin öyle çok fazla konuşmanız da vardı ya. Gereksiz. Ya bir arkadaşına siyasetten dolayı kavga etmek çok saçma abi. Bunu ya yaşamayın siyasetten kanka. Ya farklı görüşleriniz olabilir, saygı duyduktan sonra bana ne yani, kim ne diyor işte şöyle. Bana öyle demdi, demedi. Bilmiyorum. Kral arada yayın aç böyle ya. İzlenmesi güzel oluyor. Sohbet muhabbet. Ya işte bakalım tekrardan açarım ya. Hani bakalım durumlara göre. Satarım DC. Tamam, bakarız. Abi oyunda hiç bot kullanmadım. Elle kasılırken toplasam bir ay oynamıyorum. Oynayamıyorum. 2011'den beri çat pat oynarken fulledim. Şimdi girmiyorum bile. Değil mi? Yani yapacak bir şey yok ki ona da yani. Çok enteresan. Bu arada herkes buraya geldi mi ya? Gelin. Elle kasarken çok uzun zaman alıyor. Hani bir şeyler yapmak, geliştirmek. Ve harbici zor bir şey. Hani. Bot dediğin şeyle o adamlar bir ayda full vesaire hesap kasıyorlar. Sonra da bir şey kalmıyor. Üç tane küçük bırakın ki. Ha değil mi? Evet. Yine doğurmasın. Evet, öyle bir şey vardı. Ya buranın taktikleri vesaire çok var. Hani bazıları direkt büyük yaratığa giriyor falan filan. Hatta 70 kavru kasılıyor ama Maxur iyi, 5 kilo korsan keserken görüyorum. Helal olsun da. Helal olsun. Abi insanlarda bir uriler var. Üf, kaç milyar milyon yani. Kaçmadan ölür müsün? Teşekkürler. Teşekkürler. Türkiye'm. Bu arada uridiumumuz kaçtı bizim lan? Şuraya açayım mı? 721 bin olmuş. Kaçtı? Hatırlamıyorum hiç. Keserek kasmıştım, günde 200 bin uri biriktiriyordum. O kapital bana bir kere denk geldi. O da Twitch'te yayındaydım. Twitch yayınında denk geldi Allah'tan. Sonra onu YouTube'a video olarak da atabildim. Güzeldi yani hani. İlk defa görmüştüm hayatımda. İlk defa kesmiştim. Günde en az 230-240 kavri. Vay anasını be. Yani bak benim oru 720 bin. Kaç yılda kasmışımdır sence? Öyle düşün.
Abi bakıyorum hani millet bir ay bota atıyor full. Full artı full botta. Ve la diyorum ki ben ameleyim herhalde. Ama ben bundan zevk alıyorum arkadaşlar. Ben amelelikten zevk alıyorum galiba. Çünkü bir şeyi kendi elinle kasmanın verdiği zevk başka bir şey bir yerde yok yani. Hani emek vererek bir şey yapmak çok iyi hissettiriyor insana. O bana tek atar. Bana vurmasın o. Canım yok şu an. Eternal CPU olunca ben 1,5 milyon kasıyorum. Rahat CPU bitince sıkıntı. Ha şey değil mi? Bot şey de yapıyor. Kapı da yapıyor otomatik. Şu canı bir basalım. Ben böyle dursam bu bana vurmayacak gibi. Biraz daha şöyle. Tamam. Abi saatlerini vesaire hep arşivledim. Dakikasına kadar biliyordum. Hala da biliyorum ama kes kes bir sonu yok bunun. Vallahi evet onun saatleri vardı. Sabah 6'dan mı başlıyordu? Bir şeyler oluyordu. Küçükleri kesme 3 tane bırak. Aynen şu an kaldı herhalde 3 tane. Ben bir ayda 36 Pro 10 Droid. Droidler full seviye. Prolar hepsi alt seviye. Arya 35. Full havuç. Full Herkules hepsi 35 günde yaptım. Artı 1,5 milyon da cepte. Çok iyi yapmışsın vallahi hani. İşte böyle olunca yeni oyuncular da diyor ki ben niye boşuna elde kasıyorum? Bakıyor, araştırıyorlar bot vesaire. Kılıç sap çekme güve neden boss oynayayım ki? Değil mi yani? Aslında evet. Ya tabii bu kişisel bir karar açıkçası. Ben botsuz oynamayı daha çok seviyorum. Hani kendi elimle bir şeyleri kastığımı görmek daha hoşuma gidiyor. Bu arada 2800 rüdüm verdi kapı bize. Böyle. Bence oyunu War Universe gibi yapmaya başladılar. Her şeyi yavaş yavaş oyun içine ekleyecekler gibime geliyor. Vallahi bilmiyorum. En azından bir şeyler deniyorlar mı? Düşüncesi de var. Bu arada arkadaşlar 4-5'e mi gitsek diyeceğim de kılıç çıktı. Yani gemileri değiştirip geliyorsun. Tamam gemileri değiştir. 4-5'e göre ayarlayın kendinizi. Görevlerinizi vesaire alın. Hangarda oyun içine... Ha evet o da aslında güzel olabilir. Bu arada ben bir yayının başlığını değiştireyim. Kasılıyoruz. A kadar. Eyvallah rotasız kendine iyi bak. Hoşça kal, iyi bak kendine. Şu an hangar ve dükkan gelirse abi süper olur. Ana sayfayla uğraşmayız. Bak evet o da aslında mantıklı olur. Buna basınca şurada bir şeyi açması oyunu zorlar. Bu arada benim argem var mıymış? Yokmuş. 39 argede kalmışım. Oyunun hızını yavaşlatır. Ama oyun için eklenirse tabii ki çok daha. Ama senin eskiden gelen bir altyapın var yani. Yeni gelen oyuncunun en az 3000-5000 TL yatırması lazım diğerlerine yetişmesi için. Herkes deli gibi kasmış. Darkbot çok gelişti. Sevkiyattan tut türem. Oha sevkiyatta mı yapıyor ya? Abi çok enteresan. Ha bir dakika. Lan dur. Ekrana şey ekleyeceğim de. Şu an gördüğünüz şeyi değiştireceğim bir saniye. Şimdi heh. Buraya ne yazacaktık? Şunu bir küçülteceğiz birazcık. Çok mu küçüldü bilmiyorum ama bunun rengi de beyaz olacak. Bir dakika lan. Ananı bacını dur bir şeyler yaptım. Bu çok yüksek büyük oldu. Tamam şunu kendi yanıma eklersem birazcık daha küçük. Güzel oldu değil mi? Bence güzel durdu şu an ekranda. Tabii bir dakika lan. Cuma geceden full hafta sonu 2,5 milyon kasıyoruz adamları. Ya abi o ne ya? Şu an hala büyük mü ekrandaki? Küçük bence ya. Hala mı büyük? Bence değil. Evet 4-5'e mi geçelim? Ne yapalım? Cumartesi pazar çıkarmazsam 4 milyon kasıyor bende. Ya abi siz ne bu ne ya ben anlamıyorum. Grup chat'ine bakayım sesli okumayayım. Yok sanmam. Bir şey yok ki lan. Ben de küfür müfür ettiğini sandım.
Ben şeye geçeceğim. Burguydu galiba bunun adı, değil mi? Aynen, burgu oluşumu. Bu arada Dece'den bir şeyler atmıştınız galiba. Bir onlara bakalım. Bu arada Discord sunucumuza gelmeyi unutmayın. Aşağıda linki var. Oradan vesaire şey yaparız. Neyse, ben lol gireceğim. Edelim o zaman. Niye diyorsun lan? Bir şey diyeyim mi? Aslında şu anda yavaştan yayının sonuna gelebiliriz. Yok ya, yeni moda denemem ben. Yavaştan aslında 1 saat olmuş yayın. Ben zaten çok uzun bir süre yayın yapmayı düşünmüyordum. Bir hani açıkçası biraz nabzınızı yoklamayı düşündüm. Hani bakalım ne kadar kişi geliyor. Hala özlemiş misiniz? Bir daha yayın yapalım derseniz bunları belki her gün olmasa da yayın yaparız. İsteyen olursa, beğenirseniz, hoşunuza gidiyorsa yani bunlar. Diyorum. Discord'a katılmayı unutmayın. Discord linki de zaten açıklama kısmında vardır illaki. En son vardı, hala vardır yani. Aman. Diyorum. Hepinize teşekkür ediyorum yayına geldiğiniz için. Tamam. Şu şeyi bir, müziği bir kapatalım. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Zararsızım 31. Tamam at, ben kabul ederim. Ama şu an girmem, sonra gireriz. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Şunu alsam ne olur lan kendime? Çok mu büyük? Oo, iyi. Zararsızım 31. Güzel nick bu arada. Hoşçakalın arkadaşlar. Teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Bir sonraki videolarda vesaire, video yayınlarda artık görüşmek üzere.